Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kar Mekanik Simülatör'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son hikayenin arabasını almıştım. Bu arabaya açıkçası çok az baktım ve hasarın ne olduğunu çok az tespit ettim diyebilirim. Şimdi arabadaki hasar şu arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Şuraya bir tıklıyoruz. Şu gördüğünüz benzin pompasını söküyoruz. Arabaya benzin gitmediği için şey gitmiyor. Arka susturucuyu söküyoruz. Bu arada envantere bir bakayım. Eski şeyler tamam. Bu arabadan kalma şeyler. Orta susturucuyu söküyoruz. Ses var diyordu. Hemen buraya geliyoruz. Bunu zaten motor bölümünden yapacağız. Aslında bir dakika çıkmadan şey yapsaydık keşke. Şuradan bir tane benzin. Hemen tabletimize girip ana dükkan şeyini alalım. Benzin. Benzin pompası. Bir tane benzin pompası alabilir miyiz abicim? Hemen parça montajı diyelim. Tamam mı? Parçamızı montaj yaptın mı? Bu neydi? Arka susturucu. Neyse o sonraki iş. Şimdi şu arabayı yakıt filtresini de değiştireyim. Şeyde denemek istiyorum. Daha ne problem var? Yakıt filtresi. Bakıyorum. Evet, bunda da sıkıntı var. Yakıt. Yakıt. Yakıt filtresi. Tamam. Şimdi onu da hemen montajını yapalım. Artık çalışman lazım senin. Evet, çok güzel. Arabayı oynat. Şunu hemen dükkan girişine bir koy. Şurada bir deneme yapacağım. Şöyle içine binelim. Arabayı çalıştır. Başka sıkıntı var. Çık arabadan. Bir dakika. Şuradan arabayı oynat deyip test parkuru. Allah Allah. Yakıt hattında sıkıntı var herhalde ya. Al asansörü al. Gerçekten sıkıldım yani bu şeyden. Emme manifoldu. Yakıt hattı neredesin? Şu kontak kablolarında bir sıkıntı olabilir mi? Sağlam. Marş mı basmıyor acaba? Marşı söksek. Marş sağlam gibi. Bakıyorum. Marş da sağlam. Bu ne? Kontak bobini. Oo, kontak bobini gitmiş gibi duruyor. Bakalım. Evet, kontak bobini T. Kontak bobini bu değil. Şu. Parça montajı. Hemen bunu da tak. Abi, diğer parçaları tak. Şuradan marşı tak. Şu neymiş şu? Bir dakika. Parça neyin neşisi? Yağ filtresine gerek yok. Şu elektrik kablosunu da takalım. Onlarda sıkıntı yok. Yakıt hattında da demontaj. Söküp bir takalım. Yakıt hattında da sıkıntı yok. Artık çalışır herhalde ya. Şunun içini görebiliyor muyum? Görüyorum. Temiz duruyor. Bir daha deneyelim. Arabayı oynat. Yok dur. Arabayı oynat. Test parkuru. Allah Allah. Neden böyle yapıyor ya? Fren servosu. Hiçbir fikrim yok. Acaba radyatörde mi var bir sıkıntı? Bunda da yok. Çok enteresan. Motor sökeceğim. Mecburen motor sökeceğim yani. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı bundan sonra. Birçok şeyi söktüm. Bujilerde mi bir sıkıntı var diye düşünüyorum ama bujilerde sıkıntı olsaydı elektronik metrede çıkardı ortaya. Bunu sökmek için alt kasnakları sökmek lazım. Sök abi hepsini. Sök, 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 sök. Dur bakayım şuradan hemen şunları bir sök. Dur. Şu taşıyıcı makarayı sök. Bunu sökebiliyor muyuz? Sök. Trigger'de bir sıkıntı yok gibi.
Neyse biz şuradan bunu sökmek için ilk önce şunu sökmem lazım. Bunu sök. Bunu da sök. Tamam mı? Bunu sökmek için kan millerini sök. Bayağı zorlayıcı bir şey çıktı karşımıza. Bunları sökelim. Bu sefer işimiz zor. Bayağı sıkıntılı bir tamir çıktı karşımıza. Abi ya. Oh, bir sürü iş çıktı başımıza ya. Sen ne yaptın bu arabayı da böyle? Nasıl kullandınız arkadaş bu arabayı? Mecburen motor sökeceğiz. Hala motor çalıştırılamıyor diyor adam ya. Şunu da sök. Şu kontak bobini de sök. Şimdi bunu sökemiyoruz. Şunu da sök. Kombini. Tamam mı? Bu da tamam mı? Bunu da sök abi. Şuradan egzoz manifoldunu sökelim hemen. Sök abi. Sök 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 sök. En hızlı biçimde sök. Yani arabanın çalışmama nedeni burasıdır. Başka bir çaresi yok. Neresi kaldı sökülmedik? He, bujileri sökmedik. Sök abi bujileri de. Envantere bakıp hepsini kontrol edeceğim. Silindir kafasını da sök. Göreceğiz şimdi ne olduğunu. Söktük mü? Tamam mı hepsi? Sanki hiçbir şey yokmuş gibi ama. Bunları sökmek için. Evet. Çok güzel. Gördüğünüz üzere motor da indirmedik demeyiz artık. Hemen şu yağ haznesini boşaltalım. Ekipmanı oynat. Koy buraya. Hemen ekipmanı yok. Ekipmanı kullan abi. Boşalt. Zaten yağ da kalmamış arabada. Ekipmanı oynat. Ekipmanı geri koy. Şimdi şuradan yağ deposunu sökelim. Krank mili inşallah gitmemiştir. Gitmemişe benziyor. Yağ filtresini sökelim. Abi geldik. Bak bu gitmiş gibi duruyor. Şunu bir sök. Oh. İki tane piston mu gitmiş burada? Ne yaptın abi sen ya? Ne yaptın ya? Arabanın anasını ağlatmışsın abi. Ne yaptın yani? Tamam. Krank milini sökmeye gerek yok. Krank mili sağlama benziyor. Tamam abi, hemen indir şuradan asansörü. Bu arada iş siparişlerimize bakalım. Tecrübe bonusu olan siparişlere hemen alalım. Evet. Piston sök. 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 Şunu da sök. Evet, envanter. Abi pistonlar sağlam. Bunlar sağlam, sağlam, sağlam. Bujiler patlak. 4 tane buji patlamış. Boş yere gene motor pistonlarını sökmüş olduk. Arabanın durumuna bakmak aklımıza gelmiyor ki, hepsini bulmuş zaten. Neyse. Hemen şunları bağlayalım en hızlı biçimde. Fazladan araba sökmek durumunda kaldık. O da bizim tecrübe bonusumuzu arttırıyor ama şimdi bir dakika. Bunu bağlamadan önce ilk önce hemen üstü bağlayalım. İş siparişleri geldi. Hemen gene bir kontrol. Bir şey yok. Tamam. Hemen şuradan parça montajı. Evet. Şunu bir bağla. Pistonlar sağlam çıktı abi. Hiç yoktan pistonları sökmüş olduk. Neyse, aynen bağlamış oluyoruz. Arabanın kilometresiyle oynamamış olduk. Daha abicim bu 100 bin kilometre daha gider, sen hiç merak etme. Tamam mı? Yağ deposunu da bağlıyoruz. Hemen sık abim. Sık. Sık abi. Şimdi burayla işimiz bitti. Yağ filtresini keşke taksaydım. Neyse. Şunu tak. Tamam mı? Hemen şunların bağlantısını yapalım. Boş yere vakit kaybetmiş olduk. Bu arada bir şey daha geldi. Farkındayım. Kam milini tak. Eksantrik dişlisini tak. Hemen buraya trigger kayışını da bağla.
Egzoz manifoldunu bağlayalım. En hızlı biçimde. Çok zaman kaybettik çünkü bu arabada. Yani bujilerin patlak olduğunu düşünmemiştim hiç ya. Gerçekten hiç düşünmedim bujilerin patlak olduğunu. Bu kadar kolay bir arızayı bu kadar büyüttük ya. Ne diyeyim yani. Diyecek laf bulamıyorum. Abi gergi bilyasını tak. Sık şunu. Tamam mı? Hemen şu krank mili kasnağını tak. Şurada taşıyıcı makarayı bağla. İlk motor kayışını bağla. Arkasından diğer motor kayışını da bağla. Tamam. Hemen şuradan ventürü boğazını bağla. Şuradan yakıt hattını bağla. Şunun hemen kam mili kapaklarını bağlayalım. Bağla abi. Bağla 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 bağla. Güzelce. Hiç yoktan uğraştık işte arabayla. Yani bu kadar basit buji olduğunu bilseydik sökmezdim yani. Bende de hata bakmadım. Bakmayınca böyle oldu. Diyecek bir laf bulamıyorum yani. Çoktan motor kapak açtık. Kontak bobini de bağla. Tamam mı? Valve kapağını da bağla. Hemen sık abim bunları da. Sık 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 en hızlı biçimde. Siparişler geliyor gidiyor. Bir şeyler oluyor. Göremiyoruz. Tamam mı? Evet. Şimdi. Bu arada bujileri alalım biz. Buji. 4 tane buji ver abi bize. Tamam. Niye kaldırdım diye soranlarınız olabilir. Şurada yağ filtresini takacağım. Tamam mı? İndir abim. Bir daha çünkü arabanın altıyla gerçi uğraşacağız mı? Uğraşacağız gibi geliyor. Parça montajı. Şimdi bujileri bağla. Hemen şuradan bujileri tak. Çok güzel. Bujileri de yeniledik. Niye çalışmıyor? Bundan çalışmıyor. Niye çalışmayacak? Bakalım. Bujiler de tamam. Bir tek susturucular kaldı. Aa bir dakika. Kontak şeyini takmayı unuttuk. Yakıt hattının kontak kablolarını unuttuk. Evet. Burayla işimiz bitti. Yok bitmedi. Yağ bağlayacağız. Yağ koyacağız. Hemen yağ dolduralım. Güzelce yağ doldur 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 doldur. Tamamdır abim. Bunu da bağladık. İndir şu kaputu. Hemen iş siparişlerime bakıyorum. Tecrübe bonusumuz yok. Evet şuraya. Orta susturucu neydi bizim elimizdeki orta susturucu? Ha tamam normal. Bir de arka susturucu OHV. Susturucu diyelim biz buna. Susturucu. Evet. Bir tane orta susturucu verir misin abi? Evet. Bir de arka susturucu V8 OHV. Tamam. Hemen bunda parçaların montajını yap. Bağladık mı? Bunu da bağladın mı abi? Tamam. Hemen indirelim şunu. İş siparişleri. Hepsi normal sipariş. Sorun değil. Abicim. Tamam mı? Güle güle kullan. Maldan hayır gör. İyi günler diliyorum. Dur bakalım. Şurada hemen tamir edebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Tamam. İş siparişleri. Gene bir şey geldi. Yani sana baksam sıkıntı olacak. En iyisi biz fren ile ilgili bazı sorunları var diyor. Versen bunu hemen bir iş daha yapalım. Sonra seni alacağım ve bir sonraki bölüme bırakacağım. Hemen şuradan envanteri boşaltalım. Şunu bu koy. Sat 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 sat. Şunu da sat tamam. Evet abi neyim var? Arabanın durumu. Abi hemen arabayı oynatıp test parkuruna girelim. En güzel fren sonuçlarını orada. Bu arada yeni bir tecrübe puanı geldi. Farkındayım. Onu birazdan yapacağım. Şu arabayı tamir edelim en azından. Bir tamir daha, bir sipariş daha geldi. Evet, ön frenlerde sağ taraf bitmiş. Arka frenler sağ taraf tamamen gitmiş. Demek ki arabaya bakarken sağa bakacağız. Süspansiyona da girdi. Güzel.
Ön süspansiyonda bir sıkıntı yok. Hadi abi, hadi. Zaman kaybetmesin, başka bir şey değilsin yani. 7 tane sipariş var, çabuk. Hadi. Tamam, gördük. Kapat. Teşekkür ederiz. Arabayı oynat, asansörü al. Hemen şuradan çıkıp hemen iş siparişlerine bakıyoruz. Yok. Onu geç, bunu geç, bunu da geç. Tamam. Hemen kaldır. Aramanın bu kısmına bakacağız. Bütün olayımız burada. Bütün zaten parçalar çıktığına eminim. Arabanın durumu. Oo, fren kaliperleri gitmiş. Sök abi hemen. Fren kaliperleri hepsinde gitmiş yalnız. Sök abi. Sök 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 sök. 4 fren kaliperi. Burada fren diski gitmiş. Tamam. Buradan şu lastiğe hemen geçelim. Bunda bir şey yok ki. Ha, fren kaliperi, fren kaliperi, fren balatası. Burada bir şey yok. Bunu bağla. Hiç sıkıntı yok burada. Bağla gitsin. Hemen şu lastiğe geçelim. Evet, bunun fren kaliperi. Demontaj. Abi bekleyin, siparişlere bakacağım hemen. Evet. Hemen şunu da sök. Bunun fren balatası mı? Bakayım balatayı bulmuş muyuz? Fren kaliperi, fren kaliperi. Bunun fren balatasını da sök. Envanter. Tamam, sıkıntı yok. Şuradan hemen şu... bir dakika, ben bir şuna hemen bakayım. İş siparişleri. Belki yeni güzel. Para bonusu var. Gel abi sen. Gel. Para lazım. Para her zaman lazım olan şeydir. Bunu herkes biliyor zaten. Günlük yaşamdan. Abi hemen söktük mü? Güzel. Gel buraya. Fren balatasını söktük. Evet, şimdi... Envanter. Bir tane fren balatası, 1, 2, 3 tane kaliper, bir tane havalandırmalı fren diski. Hemen şuradan fren bölümüne giriyoruz. Bir tane balata, 3 tane kaliper, bir tane havalandırmalı fren diski. Çok güzel. Hemen bağlayalım. Fren balatasını bağla. Hemen kaliperi de bağla. Sık bunları da. Hemen lastiği de bağlayalım güzelce. Tamam. Sık abi güzelce yine. Lastiklerin de yeniymiş abi. Güle güle kullan. Hemen şuraya balataya geldik. Buraya hemen yenile. Oo, siparişlere yetişemiyorum. Hemen bunun da standart lastiklerini bağladım. Bu da tamam. Hemen şuradan iş siparişlerine bakıyorum. Tecrübe bonusu yok. Tamam. Pardon. Hemen havalandırmalı fren diskini bağladık. Fren balatasını bağlıyoruz. Fren kaliperini de bağladık mı? Abicim durun. Durun. Yeni siparişlere bakacağım. Bekleyin bir dakika. Hemen şunu da sıktık mı? Tamamdır. Hemen bakıyoruz arabanın. Abicim güle güle kullan, malzemeden hayır gör. Evet, arabayı oynat. A'ya koy. İş siparişleri gene kontrolümüzü yapalım. Sıkıntı yok. Nesi var? Arabanın durumu. 3 tane parça tespit edilemedi. Arabayı oynat, hemen test parkuruna koyalım. Bu test parkurunu açtığımız çok güzel oldu. Evet, parkura girmek istediğinizden emin misiniz? Eminiz. Hemen frene bas. Sol ön fren biraz bitik. Arkalar, evet, sol arka ve sol ön sıkıntılı. Süspansiyona da gir. Büyük ihtimalle fren balatası bitmiştir bunların ikisinin. Başka da bir sıkıntısı yoktur gibime geliyor. Gene de bir baksın bakalım. Sağ tarafta süspansiyonda da var biraz bir sıkıntı gibi ama gene de bir baksın. Evet. Havalandırmalı fren diski, fren balatası çıktı. Diğer parça çıkmadı. Fren servosunda mı bir sıkıntı var? ABS ünitesi gitmiş gördüğümüz üzere. Tamam, hemen arabayı oynat. Asansöre al. Bu
Bu arada 7 tane siparişimiz var. Hemen kontrolümüzü yapalım. Yok. Tamam. Abi. Senin şurada gördüm ben. ABS ünitesini sökelim. Ünite gitmiş. T. Bir dakika. ABS pompası ünitesi yok mu burada? Var. Şunu al. Zaten motor fren bölümündeyiz. Tamam, sık abi bunu. Ya böyle var ya. Ufak işleri çok seviyorum ya. Gerçekten rahat oluyor. Şimdi hangi arabanın neresinde sıkıntısı var? C ile eğiliyorduk. Evet. Şuradan bakalım. Bunda bir sıkıntı yok. Şöyle bakıyorum. Burada da... ama bir dakika. Havalandırmalı fren diskinde. Evet, bunun galiba var ya da bunun mu var? Bunun var gibi duruyor. Zaten sol bölümünde çıkmıştı birçok şey. Evet, havalandırmalı fren diskimiz burada. Hemen bunu da sök. Bir dakika. Son söktüklerimde bir tek bu sıkıntılı. Oo, biz şeyi açmıyormuşuz. Hemen bir tane havalandırmalı fren diski. Hemen bunun parça montajını yapalım. Güzelce bağla abi. Kaliperi de bağladık mı tamamdır. Bu lastiği de bağla. Büyük ihtimalle diğer parça da arka kısmında kaldı. Hemen buradan şu arka lastiğe geçelim. Demontajı. Hemen sök abi lastiklerini. Evet bu. Kaliperi sök. Bayağı yıpranmış balata. Gördüğünüz üzere. Hemen bakıyoruz. Evet, fren balatası bitmiş. T. Hemen bir tane balata alalım. Bu bölüm fazlasıyla fren balatası, fren tamiri yaptık, farkındayım ama yapacak bir şey yok, öyle denk geldi. Neredeyse ikinci şeyi atlayacağım. Leveli atlamak üzereyim. 3104 oldu bile. Sök çıkar sök çıkar yapa yapa. Tamam. Başka bir şey var mı abi? Yok. Güle güle kullan. Teşekkür ediyorum. Paranı fazlasıyla ödeme yaptığın için. Şimdi envanter. Şu tamir etme olayına bakıyorum. Yapabilecek miyim? Yok. Tamam. Şuradan şu OBD tarayıcısını almak istiyorum. Bu önemli bir parça. Aç abi bunu. Sonra şunları falan alacağım yavaş yavaş. İlk önce envanterimizi bir boşaltalım. Şu eski malzemeleri sat, 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 sat. Oy! Sıfır malzemeyi sattım yanlışlıkla. Kahretsin. Tamam. Şimdi şunu bir aç. Kasayı açmak istiyor musunuz? Evet. Neler geldi? Bu ne ya? Bir tane üst parça geldi. Bunu biliyorum. Hava filtresi. Çok güzel. Giriş manifoldu, exhaust manifoldu. Eşyaları topla, iyi bakalım. Şimdi iş siparişleri. Hiçbir şey yok. Bir tane daha geldi. Bakalım, yok. Abi hemen siparişi kabul edelim. Bu hikayelerden daha çok devam etmek istiyorum. Ama şimdi ne diyor? Arabanın durumu. Bu arabayı bir satıcıdan aldım. En ucuzuydu diyemem ama iyi bir anlaşma diye düşünmüştüm. Tek sorun vites değiştirmek çok zor. Bir de bazen sol ve sağ tarafından ses geliyor. Genel duruma bakıp gerekli olanları değiştir lütfen. Ama satıcı her şeyin yeni olduğuna yemin ediyor. Eyvallah abi. Arabayı oynat. Sen bir test parkuruna gir bakalım. Gene iş siparişlerimizi bir kontrol edelim. Tecrübe bonusu gelirse hemen kabul edelim. Ama gelmeye niyeti yok. Hemen şuradan parkur testine başlayalım. Bakalım ne var. Yani o vites değiştirmeme sorunu büyük ihtimalle benim düşünceme göre vites kutusunda problem olabilir. Onu söyleyeyim. %100 de vites kutusunda problem var. Abi ön frenler bitmiş. Bu adam seni güzelce kazıklamış. Bunu söyleyeyim. Ön süspansiyonlar, hemen bakalım ne sıkıntısı var. O abi seni çok güzel kazıklamışlar, emin ol. Bu arabada hiçbir sıkıntı yok dediyse de bak, o oh, tangır tungur sesler, o biçim.
Evet, fren kaliperi arka salıncak, fren balatası, fren kauçuk burçlar. Oh, abi. Kusura bakma ama harbi iyi kazıklamış yani. Hiçbir şey diyemiyorum. Bu arada siparişlerini bir daha kontrol edelim. Ne var ne yok. Hiçbir şey yok. Bir sipariş daha geldi. Hemen en alttakine bakıyorum. DLC paketi. Aslında Mazda RX-7 bakmak isterim. Evet, gördüğünüz üzere düşündüğüm gibi vites kutusu gitmiş. Sonra önden çekiş şaftı gitmiş. Krema gitmiş. İç gergi çubukları, rot başları gitmiş. Abim. Abim. Arka tarafta amortisörler gitmiş. Bak, bu arka salıncak gitmiş, amortisör gitmiş, tekerlek poyran gitmiş. Sonra şu neymiş? Arka viraj denge çubuğun gitmiş. Kısacası biz bir sonraki bölüm devam edeceğiz gibi. Para bonusu. Gel abi, gel. Gel, para bonusu dediğin an durur burada bu iş. Yağ filtresi diyor. Arabadan yüksek sesler geliyor. Hemen şöyle bir dakikacık bakayım. Evet. Egzoz manifoldu. Ön egzoz bölmesi. Şu. Başka bir şey var mı? Bir de şuradakiler. Evet. Tamam. Araban çok kolay ama seni bir sonraki bölüm yapacağım. Seni şimdilik test parkuruna gönderiyorum. Bu arabayı oynat deyip, hatta dükkan girişini alıp test parkuruna gidiyorum ve videoyu sonlandıracağım. Test parkurunda da bir dakika, hangisiydi bu? Royal Crown galiba. Evet, bunu bir deneyelim. Test parkuru Royal Crown. Bunu da burada bir deneme yapalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım yavaştan. Hızlanma normal de. Güzel. Dönüş dinamikleri iyi ara. Hop hop hop. Araba dengede durmakta çok zorluk çekiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz nasıl sallanıyor? Bakın. Hop hop hop, aman. Bakın nasıl sallanıyor dönerken. Gördünüz değil mi arabayı? O da alttaki işte şaftlardan, şeylerden, bütün denge çubuklarından, hepsinden sıkıntı var demek. Yanla abi, yanla. Tamam, anlaşıldı. Bir sonraki bölüm ilk önce o para bonusunu yapar. Sonra da hikayeye devam ederiz. Öyle düşünüyorum açıkçası. Hemen bir gelsin ekran görüntüsü, neler çıkmış görelim. Evet, gördüğünüz üzere birçok sıkıntılar, birçok parçayı buldu. Hemen bakıyoruz. Bu parça tespit edilemediği dedi, kreması. İşte aralardaki ufak tefek şeyler önemli değil. Bunu hemen arabaya oynat deyip A'ya al. Hemen son siparişleri de bakıp göz atıp burada videoyu noktalıyorum. Arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.